ortadayız. İspanya'dan genel bildirim için yine karşınızdayım. Maalesef durumlar kötü. Çok fazla vaka sayısı olduğu için sokakların hastaneye dönme durumu var. Ölen insanları artık otoparklara koymaya çalışıyorlar. Yakınlarıyla insanlar son bir kez veda bile edemiyor. Ayrıca enfekte oldukları için yakılacağı söyleniyor. Bir de az kalsın koronaya yakalanıyorduk. Çünkü benim sınıf arkadaşlarım İtalyan ve Koreli. Buradaki yerlerde de kızın sınıf arkadaşları İtalyan. Evde bayağı bir öksürük vesaire vardı. Biz de tam test falan yapmadık ama bazı semptomları gösteriyorduk. O yüzden son zamanlarda birazcık kötüyüm. Böyle efekt kullanmak zorundayım. Çünkü ağzım, yüzüm, gözlerim çok kötü olduğu için. Ve artık öksürmüyoruz, tıksırmıyoruz. Hiçbir şey olmadı. Belki de atlattık bilmiyorum ama. Gerçekten böyle bir iki gün paylaşım yapmayınca insanlar artık iyi misin, sen paylaşım yapınca içim rahatlıyor, yaşıyor musun falan diye mesaj atmaya başladı. Yerim sizi. Koronavirüsten nasıl korunduğumuza dair şimdi size her şeyi anlatacağım. Daha önceden çektiğim bir videoyu izleyeceksiniz ve gerçek yüzümü göreceksiniz. Özür dilerim. Şimdi bayağıdır bilimsel adıyla SARS-CoV-2 virüsüyle bazı araştırmalar yaptım. Viroloji dersi alıyorum ve oradaki hocalarıma danıştım. Onların hepsinden aldığım bilgileri şimdi sizinle paylaşacağım ve birkaç öneride bulunacağım. Öncelikle sizlere Tayvanlı uzmanların önerisinden bahsedeyim. Bu öneri her sabah yapabileceğiniz ve çok basit bir öneri. Her sabah temiz havada vesaire bunu deneyebilirsiniz. Burnunuzdan derin nefes alıyorsunuz. Bunu 10 saniyeden fazla tutuyorsunuz. Eğer hiçbir sorun yoksa bu iyi bir şey. Öksürme, rahatsızlık, gerginlik veya tıkanıklık hissetmezseniz akciğerlerinizde fibroz olmadığını ve herhangi bir enfeksiyon olmadığını gösterir. Bunu sürekli deneyebilirsiniz. Ama eğer öksürme, rahatsızlık, tıkanıklık veya gerginlik varsa, nefesinizi tutmakta zorlanıyorsanız maalesef akciğerlerinizde artık fibroz vardır ve enfeksiyon vardır. Tayvan uzmanlarının önerdiği öz kontrolü uygulayabilirsiniz. En sık belirtileri ateş, öksürük, hapşırık demiyorum, öksürük diyorum. Kuru öksürük olması özellikle. Nefes darlığından bahsetmiştim. Nefes darlığı da çok sık. Bazen halsizlik ve baş ağrısı yapıyor. Ve serik olarak görünenlerden bir semptomsa burun tıkanıklığı. Ve eğer bağışıklık sisteminiz çok güçlü değilse bu da ishal olarak kendini belirtebiliyor. Ama bu herkese görünmüyor. Dediğim gibi bağışıklık sistemi güçsüz olanlarda görülüyor. Yani herhalde kimse bağışıklık sistemine güvenmiyor. Herkes tuvalet kağıtlarını bitirdi. Bunu da böyle bir sonuca bağlıyorum. Ellerinizi 20 saniye yıkamanızı herkes öneriyor. Burada en önemli nokta el hijyeni arkadaşlar. Elinizle her yere dokunuyorsunuz ve telefonunuzla sürekli dokunuyorsunuz ya, aslında o telefonunuzu da sürekli silmeniz gerekiyor. Çünkü telefonunuzda tuvaletten bile daha fazla mikrop var aslında. Elinizi direkt ağzınıza, burnunuza, yüzünüze götürmeyin. Ve hapşırıp öksürdükten sonra elinizle böyle değil de direkt şöyle dirseğinizin içine doğru hapşırırsanız daha iyi olur. Ha bu arada dışarı çıkarken maske olarak da N95'i takıyoruz. N95 maskesi en iyi olan şu anda. Ev dezenfektanı kullanıyoruz zaten. 10 euro verdiğim o harika dezenfektan. Tutulan yerleri de dezenfekte edebilirsiniz evinizde. Mesela kapı kolları, ben onları sürekli siliyorum. Sirkeli suyla siliyorlar genelde Türkiye'de ama alkol kullanırsanız daha iyi olur. Daha virüslere etkisi olmasını istiyorsanız alkolü kullanılmasını daha çok öneririm ben size. Japon doktorların önerdiği tavsiyede sürekli su içmek. 15 dakikada bir su içmek. Bir yudum da olsa su içmek. Çünkü virüs ağzınıza girse bile içme suyu veya diğer sıvılar onları yemek borusuna ve mideye götürüyor. Ve bu mide asidi virüsü öldürüyor arkadaşlar. Eğer düzenli olarak yeterince su içmezseniz de virüs nefes borunuza ve oradan da akciğerlerinize geçiyor. İşte bu gerçekten tehlikeli olan. Her hastalıktan korunmak için immün sisteminize, bağışıklık sisteminizi güçlendirmeniz gerekiyor. Bunun için sağlıklı beslenmeniz gerekiyor. Bunu zaten herkesten duymuşsunuzdur. Virüsten de korur, gripten de korur, bütün hastalıklardan korur. Önerilen besinlerden C vitamini var, D vitamini var, beta glikanlar var ve sambukol karamürver dediğimiz besinler var. Sambukol karamürverlerde de zaten C vitamini var. Bunlardan ağırlıklı olarak beslenmemiz gerekiyor. Aslında bu virüsten değil de akciğer yetmezliğinden ölünüyor arkadaşlar. Bu yüzden bu akciğerinizi korumak için de neyle savaşacaksınız? Tabii ki de antioksidanlarla. Çıkan son makalelere baktığımızda en önemli şeyin C vitamini olduğunu söylüyorlar. Bu yüzden günde 2-3 tane mandalina yemeye dikkat edin. 3 saatte bir 500 mg şeklinde öneriyorlar. D vitamininden bahsetmiştim. Çok fazla sıcağın virüsü öldürdüğüne dair bilgiler var. Ama buna dayanarak da kendiniz tabii ki de güneşin altında yakmayın. Günde
5000 EU sınırı var. Yani virüsten koruyayım derken bu sefer kanser olmayın güneşten gelen radyasyondan. Çünkü biliyorsunuz güneş ışığı da bir radyasyon ve radyasyon vücudunuzda DNA'nızda bile değişiklikler yapıyor. O yüzden bundan kaçının. Barcelona'da bile hava normalde sıcak. Virüs var diye bilmiyorum ama hava sürekli böyle yağmurlu, kapalı falan. Sinir oldum ya. Bir güneş açsa belki her şey daha da yoluna girecek yani. 40 yaşında bir oyuncu vardı. İsmi Olga Kurilenko. Bu oyuncu koronaya yakalandıktan sonra iyileşti. Neler yediğinden bahsetti. Bol bol sarımsak yediğini ve limon suyu içtiğini söylemişti. Bunları da yapabilirsiniz. Sarımsak, soğan bunlardan da yiyebilirsiniz. Sebze ağırlıklı beslenin, brokoli vesaire hepsinden yiyin yani. Sevmiyorum diye bir şey yok arkadaşlar. Sağlığınız için lütfen böyle şeyler yiyin. Fast food'dan kaçının. Besinler hakkında öneri vermeye devam edersek İngilizce'de sonu berry ile biten her şeyi yiyebilirsiniz arkadaşlar. Mesela strawberry dediğimiz çilek, blueberry'ler, ahududular bu tarz şeyleri yerseniz de sizin için çok iyi olur. Ben gerçekten o meyveli yoğurtların bile artık çileklisini, ahududusunu falan almaya başladım. Orman meyvelisini almaya başladım. Çok güzel. Çiğ ya da iyi pişmemiş etlerden yemeyin arkadaşlar. İyice pişirin etlerinizi. Bağırsak ve bağışıklıktan bahsetmişken arkadaşlar mukoza en önemlisi. Bitratlar var. Sebze lifinden iyi bakterinin ürettiği yağlardır. Bunlar temeldir. Probiyotik, sade yağ, bol lif ve kefir gibi yiyecekler yerseniz ayrıca çok iyi olur. Burnunuza bile yağ sürebilirsiniz. Zaten testlerin çoğunluğu burundan örnek alıp o şekilde yapıyorlar. Bunu da başka bir doktorun yazısında okumuştum. Bu tarif Kazakistan'dan bir arkadaşım var. Onun bana önerisi. Bu bağışıklık sisteminizi güçlendirecek vitamin bazlı. 150 gram bal, 1 tane bütün limon ve 200-250 gram da zencefil kökünü alıyorsunuz. Limonu ve zencefili küçük küçük küp şeklinde doğruyorsunuz. Üstüne baldan döküyorsunuz ve günde 1-2 kaşık bundan alıyorsunuz. Bu gerçekten sizin için çok iyi olacak. Hem de çok zor bir şey değil yapması. Bunu da deneyin lütfen. Umarım kendinizi gerçekten bir kalkan gibi virüse karşı kullanırsınız ve size hiçbir şekilde enfekte olmaz. Aslında Doktor Mehmet Öz'ün bir konuşmasını okumuştum. O konuşmada diyor ki herkes bu virüsten aslında enfekte olacak. Ama bir insan ne kadar geç enfekte olursa o kadar az etkilenecek. O yüzden olabildiğince evde kalmaya bu virüsten en son etkilenmeye çalışın. Çünkü sonlara doğru virüs artık mutasyon geçirecek ve sizleri o kadar çok etkilemeyecek. Biliyorsunuz etkileyenler nefes darlığı vesaire çekiyor. Belirtilerinden en az şekilde etkilenerek atlatacağımızı söylüyor. Bu da burada önemli bir not. Evde kalmanızın önemi açısından. Kalabalık ortamlardan kaçacaksınız. Evde kendinize izolasyon yapacaksınız. Karantinada neler yapabileceğinizi bilmiyorsanız da önceki videolarıma bakabilirsiniz. Karantinada yapılabilecek her şeyi anlattım. Ve sonuç olarak arkadaşlar ben bu anlattıklarımın hepsini yaparak koronavirüsten, SARS-CoV-2 virüsünden bu şekilde korunuyorum. İspanya'daki rakamlar gerçekten dudak uçuklatıyor. Ben sürekli güvenilir sitelerden takip ediyorum. Güvenilir sitelerin linkini de aşağıya açıklama kısmına yazarım. İspanya'daki bütün vakalar 25.000'di. Ve 5 gün içerisinde tam tamına 2 kat arttı ve 50.000'i geçti. Şu anda da günlük ölüm sayıları maalesef 600'ün altına inmiyor. Gerçekten çok fazla insan ölüyor. Aslında İtalya'daki hali 2 gün sonrasını biz yaşıyoruz. Maalesef dün baktığım verilere göre dün tam tamına 900 kişi vefat etmiş İtalya'da. Umarım 2 gün sonra İspanya'da 900 ölü şeklinde bir rakam görmeyiz. Türkiye'de ise istatistikleri şöyle şuraya koyarım. İtalya ile kıyasladığımızda Türkiye'nin durumunun daha vahim olabileceği söz konusu. Çok dikkat edelim. Bizim nüfusumuz daha fazla. Daha fazla insan etkileneceği kesin. Ve hala ciddiye almayanlar var. Lütfen lütfen herkesi uyarın. Bu ben etkilenmeyeceğim, benim bağışıklık sistemim güçlü, ben dışarı çıkarım şeklinde değil de herkesi düşünerek evde kalmanızın en doğru olacağını söylemek istiyorum. Çünkü siz etkilenmeseniz bile taşıyıcı olup başkalarını etkileyebilirsiniz. Lütfen bencil olmayalım. Amerika aslında hiç ön planda değil de ama nüfusuna bakarsanız çok fazla kalabalık olduğu için bildiğiniz iki kıta yani çok fazla vakalar artmaya başladı ve bir anda neredeyse Çin'i de geçti, ilk sıraya yerleşti. Türkiye'nin durumu da bu yüzden çok fazla artıyor olabilir. Ayrıca insanların dikkate almaması var tabii ki de. Burada da insanlar aynı şekilde ciddiye almıyorlardı ve sonuçları gerçekten kötü oldu. Evet arkadaşlar, buraya kadar izlediyseniz çok 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 teşekkür ediyorum. Umarım dediklerimi dikkate alırsınız. Umarım uzmanların dediklerini de dikkate alırsınız. Bunu hep beraber güzel bir şekilde atlatırız. Olabildiğince az vakayla atlatırız. Benim için endişelenip mesaj atanlara tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Burada ben iyiyim. Dışarıda olup bitenden haberim pek fazla olmuyor. İnternetten takip ediyorum sadece. Beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, evde kalın.
Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bale. ¿Qué vas a preferir? Evet. Ne diyecektim ben? No. Bueno. Bale.